ciltte yaşlanma. Cilt yaşlanması genetik ve çevresel faktörlere bağlı ortaya çıkmaktadır. Zamanla birlikte her hücremiz, dokumuz, organımız yaşlanır. Yaşlanma etkilerinin çok daha rahat gözlendiği organımız ise cildimizdir. Yaş ile birlikte cildin en yüzeysel tabakası incelir. Pigment içeren hücreler azalır, güneşe bağlı lekeler ve pürüzleşmeler artar. Cildin elastikiyeti azalır, damarlar hassas hale gelir ve kolay morarır. Küçük kırmızı damar yumakları ortaya çıkar. Cildin gergin, genç ve pürüzsüz görünmesini sağlayan temel yapılardan biri. Kollajen denilen proteindir. Zamanla kollajen yapımı azalır ve cilt elastikiyetini kaybeder. Sonunda kırışıklıklar. Deri altı yağ dokusunda azalma, buna bağlı yanakların çökmesi ve sarkmalar gözlenir. Yaşlandıkça yağ bezleri daha az çalışır. Bu nedenle ciltte kuruluk gözlenir. Bu özellik kadınlarda daha belirgindir ve menopozdan sonra artmaktadır. Vücut ısısının kontrolü zorlaşır. İleri yaşlarda cildin kendini tamir etmesi de daha güç hale gelir. Bu nedenle yaşlı kimselerde, gençlere göre yara iyileşmesi yaklaşık 4 kat daha uzun sürmektedir. Yaşlanmaya bağlı gelişen bu olayların hızı ve şiddeti sadece genlerimize bağlı değildir. Çevresel faktörler de bu süreci hızlandırabilmekte ya da yavaşlatabilmektedir. Yaşlanmayı etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biri, aşırı güneş ışınlarına maruz kalmaktır. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak cilt tabakalarına ciddi zararlar verebilmektedir. Sonuçta sarı, kuru, pürüzlü, damarlanmanın arttığı bir deri görünümü ve koyu renk lekeler ortaya çıkar. Bronzlaşma bağımlılığı olanlar, bahçe işçileri, çiftçiler başta olmak üzere dış ortamda çalışanlar aşırı güneş ışınlarına maruz kalırlar. Güneş ışınları dışında sigara, çevresel kirlilik, sağlıksız beslenme, uykusuzluk, diğer iç organ hastalıkları, cilt bakımının ihmal edilmesi, uyku pozisyonu, mimiklerde cilt yaşlanmasını etkileyen faktörler arasındadır. Son yıllarda yaygın kullanılan kozmetik girişimler ile ortaya çıkan yaşlanmaya bağlı etkileri, önemli ölçüde geri alınabilmektedir.